Genetik sınıflandırmada omurgasız hayvanlar ve kordalları içerisine alan en küçük kategori aşağıdakilerden hangisidir denmiş? Omurgasızlar ve kordallar birer şube olduğu için hayvanlar aleminde toplayabiliriz. Cevap E seçeneğidir. Dünyada metan gazını üretebilecek tek canlı grubu vardır. Onlar da arkadaşlar bazı arkelerdir. Ayrıştırıcı bakteriler ya da parazit bakterilerin böyle bir yeteneği yoktur. Cevap A seçeneğidir. Arkelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkelerde endospor oluşumu görülmez. Bazı türleri metanojenler metan gazı üretebilirler. Ekstrem şartlarda yaşayabildikleri gibi normal koşullarda da yaşayabilirler. Bazı özellikleriyle bakterilere, bazı özellikleriyle de ökaryotlara benzerler. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bitkiler alemindeki canlara ait özelliklerden birisi değildir. Hepsinde sellözden yapılmış hücre duvarı vardır. Bazıları yarı ya da tam parazit olarak başka bir canlıdan besin alabilir. Böcekçil bitkiler hem ototrof hem etetrof beslenirler. Hücrelerinde bazılarının ilkel olanlarda sentriol bulunabilir. Ama depo organlarında nişasta depo ederler. Glikojen sentezlemezler. Cevap D seçeneğidir. Bitkilerin toprak altında sadece kökleri bulunur. Sürgün dediğimiz diğer kısımları ise gövde, yaprak, dal, çiçek, meyve, tohum hepsi sürgünde yer alır. Bu yüzden cevap A seçeneğidir. Bitkilerde terlemeyi azaltmak için sentezlene ve yaprakların yüzeyini örten mumsu tabakaya kütüküle diyoruz. Bu kütüküle e, tabakası kütün denen organik bir maddeden sentezlenir. Diğerleriyle bir ilgisi olmadığı için cevap B seçeneğidir. Mantarlar içerisinde fermentasyon yapanlar maya mantarlarıdır. Diğerlerinde sporla üreme, hücre duvarına sahip olma, heterotrof beslenme, çok çekirdekli hücrelere sahip olmaya da rastlanabilir. Ama mayalar fermentasyona etil alkol üretebilirler. Bu yüzden cevap C seçeneğidir. Mantarlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denmiş. Biyokimyasal özellikleri bakımından bitkilerden daha çok hayvanlara benzerler. Bazı türleri bitkilerin gelişimini olumlu yönde etkiler. Onların kökleriyle mütalestek ilişkilere girerler. Mikorizaları hatırlarsanız. Bazı türleri bakterinin gelişimini olumsuz yönde etkileyen antibiyotikler üretebilirler. Hepsi ayrıştırıcı değildir. Bazıları parazitik arkadaşlar beslenirler. Türlerinin bazıları çok çekirdeklidir hatırlarsanız. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi söylenterelerin özelliklerinden değildir? Sinir hücrelerine sahiptirler çünkü ağası bir sinir sistemleri vardır. Metagenezle çoğalırlar ki bu döngüde eşeyli ve eşeysiz üreme birbirini takip eder. Hücre içi ya da hücre dışı sindirim yapabilirler. Ağız ve anüs görevi yapan tek bir açıklığa sahiptirler. Fakat bunlarda solunum, dolaşım, boşaldım gibi sistemler bulunmaz. Cevap B seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisi de verilen hayvanların tümü akciğer solunumu yapar? Omurgalı hayvanlarda akciğer solunumu yapmayanlar vardır. Örneğin balıklar. Omurgasızlarda akciğer yoktur. Karasal hayvanların hepsinde akciğer bulunmaz. Örneğin böcekler karada yaşar ve trake solunumu yaparlar. Balık ve kurbağalarda özellikle de balıklarda zaten akciğere rastlanmaz. E, e, kurbağaların da arkadaşlar ilkel olanlarında larva halindeyken solungaz solunumu görülür. Erginlerinde akciğere rastlanır. Ama karada yaşayan sürüngen kuş, memeli gibi karasal omurgalılar ve suda yaşayan balina gibi e, yunus gibi memelilerde akciğer solunumu görülür. Cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki hayvan şubelerinin hangilerindeki türlerin tümünde açık dolaşım sistemi görülür e, arkadaşlar denmiş. Yumuşakçalarda açık kan dolaşımı vardır ama ahtapot gibi mürekkep balı gibi bazılarında kapalı kan dolaşımına rastlanır. Süngerlerde ve sölenterelerde dolaşım sistemi yoktur. Halkalılarda kapalı kan dolaşımı bulunur. Ama eklem bacakların tamamı açık kan dolaşımına sahip olduğu için cevap A seçeneğidir. Dış ortam sıcaklığı değişse de vücut sıcaklığını sabit tutabilen omurgalı hayvan sınıfları aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak verilmiştir? Omurgalar içerisinde sıcak kanlı olanlar, çevre değişse bile vücut sıcaklığını sabit tutanlar kuş ve memelilerdir. Sürüngenler, iki yaşamlar ve balıklarda vücut sıcaklığı çevreye göre değişir. Cevap E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvanlar arasında da sadece balıklara özgü bir özelliktir? Vücut sıcaklığı dış ortam sıcaklığına bağlı olarak değişen aynı zamanda iki yaşamlar vardır. Boşaltım atı olarak üre meydana getirmeyi memelilerde de görebiliriz. Vücuda oksijence zengin kan palama kuşlarda ve memelilerde de vardır. Al yuvarlarında solunum pigmenti olarak kana kırmızı rengi veren kırmızı renk veren hemoglobin bulundurma tüm omurgalarda görülür. Ama yaşamının tüm evrelerinde kalp odacıklarında sadece oksijence fakir kirli kan bulundurma bütün balıklarda daha doğrusu balıklardan başka hiçbir omurgalda görülmediği için cevap A seçeneğidir. Verilenler içerisinde karasal ortama tam uyum sağlayanlar sürüngenlerdir. Balıklar su ortamında yaşarlar, iki yaşamlar su ve karada yaşarlar. Bu yüzden cevap C seçeneğidir. Bir hayvanın aşağıdaki özelliklerden hangisi onun kuşlar sınıfında olmasını gerektirir denmiş. Tüy ve teleklere kuşlardan başka herhangi bir hayvanda rastlanmaz. Ama dört odacıklı kalbe memelilerde de rastlanır. Vücutlarında keratinden yapılmış pulları sürüngenlerde görürüz. Aynı zamanda kuşların bacaklarında da vardır. Ön üyelerinin uçmayı sağlamasını arkadaşlar yarasa gibi memelilerde de görebiliriz. Göğüs boşluğu ve karın boşluğu arasında diyafram bulundurma aynı zamanda memellerde de karşımıza çıkabilir. Cevap E seçeneğidir. Omurgalı hayvanlar kordallar şubesinin içerisinde sınıflandırılır. Sırt kısımlarında bir sinir kordonu taşırlar. Hepsinin boşaltım organı böbrektir. Genellikle iki çift üye taşırlar. Ama hepsinin sırt tarafında kemikten oluşmuş bir omurga bulunmaz. Örneğin kıkırdaklı balıklar. Dolayısıyla cevap C seçeneğidir. Solucanların üremesiyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bunlar arkadaşlar rejenerasyonla eşeğsiz çoğalabilirler. Bazıları çift cinsiyetlilik özelliği olan hermafroditliğe sahip olabilir. Erkek ve dişi üremesi, üreme hücresini üreterek kendi kendini dölleyebilirler. Ama kendi kendini döllenmeye göre yabancı döllenmeyi tercih ederek kalısal çeşitliliği artırırlar. Bu yüzden genellikle kendi kendilerini döllemezler. Cevap D seçeneğidir. Kalıtsal maddesi DNA olan bir virüs konak hücre içerisinde çoğalırken mutlaka DNA'sını eşlemesi gerekiyor. Protein kılıfını sentezlerken de önce DNA'dan RNA'yı üretecek sonrasında da protein sentezletmek zorunda kalacaktır. Bu yüzden cevap E seçeneğidir. Memellerin hepsinde iç döllenme, iç gelişim yoktur. Bazıları dış gelişimle platipusta olduğu gibi gagalı memelilerde dışarıya yumurta bırakarak embriyonun dış ortamda gelişmesini sağlayabilir. Hepsinde kıl yoktur. Özellikle de suda yaşayan balina gibi e, memelilerde. Embriyoyu plasenta aracılığıyla besleme sadece plasentalı memelilerin özelliğidir. Bazıları keseli olabilir ya da yumurtlayabilir. Ama hepsi yavrularını sütle besler. Cevap D seçeneğidir. Virüslerle enfekte olan bir hücrenin komşu hücrelerini o virüse karşı arkadaşlar uyarmak için salgıladığı kimyasal maddelere interferonlar denir hormon, enzim, antibiyotik değil arkadaşlar. Bazen de o virüslere karşı savunma sistemi antikor üretebilir. Ama antikorları doğrudan ilgili virüslere saldırarak onları etkisizleştirir. Fakat diğer komşu hücreleri uyarmak için salgılanan hücreler tarafından, enfekte olmuş hücreler tarafından salgılanan kimyasallara interferon dediğimiz için cevap A seçeneğidir. Virüslerin yapısında mutlaka bir protein kılıf bulunur fakat yönetici molekülleri ya RNA'dır ya da DNA'dır. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir.